11. soru. Hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bir bakalım. Diyor ki burada, garip akımı temsilcilerinden Orhan Veli 1945 yılında vazgeçemediğim, 1946'da ise Destan gibi adlı kitabını çıkarır. Bu iki eserde hocam Dağ'ın yazımıyla ilgili beni düşürmek istiyor. Ne yapacağız? Dağ'ı atacak mıyız? Ha, eser. Atıp okuyacağız değil mi? İki eser. Eğer atıp okuduğumuzda anlam bozuluyorsa bileceğim ki bu bana lazım. Bunu atmayacağım. Bitişik yazacağım. Tamam. Bozulmuyorsa atacağım. Def olsun gitsin. Atacağım değil mi? Tamam. Hemen okuyorum. Bu iki eser şairin garipteki şiir anlayışını barındırmakla gayet anlamlı. O zaman şuradaki ifadeyi atsak olur mu? Tamam. Tamam, devam edelim. Şurada başka bir şey var. Biri bulduk. Bir yanlış değil mi? O zaman bir olmayanları eleyebilir miyiz? Tamam. Ya 2 ya da 5. Güzel. Hemen 2'ye geliyoruz. Garipteki şiir anlayışını barındırmakla birlikte bunu atalım mı? Tamam. Yeni temalar içerir. Olur. Oluyor. Oluyor gibi. Tamam, bu da doğru. Bu şiirlerde ironi ve şaşırtıcı son dakikada son dikkat çeker. Kaderin işlendiği İstanbul türküsü, türkülerin söyleyiş özelliğinden yararlandığının göstergesidir. Bu da olabilir. O zaman bir yerde bir hata yaptık. Soruya tekrar bakıyorum. Bir dakika lütfen. Bir dakika ya, hakikaten biz niye 4 diye bakıyoruz ki? 1 ve 5 diyor diğeri değil mi? Hı. Biz 2'de sıkıntı bulmadık. Cevap 1 ve 5. O zaman 5'e bakalım. Ben az önce bunu 4 olarak gördüm. O yüzden soruda sıkıntı olduğunu düşündüm. Tamam. Ya da benim sıkıntılı baktığımı düşünüyorum. Çıkmış soruda sıkıntı olmaz da. Tamam. Türkülerin söyleyiş özelliklerini yararlandığının, bunu atıyorum ya, tamam, daha göstergesidir. Tamam. Bunu atsam da olur. O zaman ayrı olması doğru. Tamam. O zaman şuraya geçelim. Tren sesi gider ayak ve değil başlıklı manzumeler iç içedir. Manzumelerde iç içedir mi? Manzumeler iç içedir mi? Manzumelerde. Tamam, o zaman bunu bir çiçek yazmamız lazım değil mi? He. Cevap. Tamam. Güzel. Devam edelim. 12. soru.